aynı kod ama kendi demo ortamında oluşturduğum projelerin içerisinden çalıştırdım. Ve çalıştı. Şurada mesela az önce bir link ekledim. Onu çağırıyorum. Bakın bir URL'e gidiyor. GB'den bir URL. Şimdi başka bir şey. Mesela diğerini ekliyorum. KY şeklinde. Kod aynı kod ama çalışmadı. Birlikte yaptığımız. Burada çalışacak şimdi. Şu an ekleme işlemini yapıyor. Eklendi. Bu kısa kodu ekledi. Bu da mesela başka bir videoya gitti. Hatta şunu da ekleyelim. Bu da makalenin de. Evet, bu da başarılı. Sebebini bilmiyorum. İhtimal database tarafında SQLite ile alakalı olabilir. Normal orijinal örneğimde de zaten SQLite'ı kullanıyorum. Fakat dosya üzerinde connection'ı kapatamadığında SQLite sorun çıkartabiliyor. Bu ilk başta demiştim ya, SQLite bir veri tabanı yönetim sistemi değil. O yüzden connection ile alakalı yönetimsel bazı ekstra ayarlar yapmak gerekebiliyor. Az önce çalıştırdığım kod ile şu aynı mesela. Ama onda çalıştı, bunda çalışmadı. Bilmiyorum sebebini açıkçası. Hayran o. Daha önce de başıma gelmişti. Bunun sebebi genel olarak SQLite'ın connection'ı ile alakalıydı. Mesela aynı database dosyasını eğer SQLite'ın yönetim yazılımıyla açık bırakırsanız ve uygulama içerisinden de oraya veri ekleme yapmaya çalışıyorsan mesela connection'lar sıkıntı çıkartabiliyor. Commit işlemi problem çıkartabiliyor falan. Böyle bir şeylerdi. Evet. İlginç durumlar. Şimdi bir tane daha proje yapacağız. Bu projede bir başlangıç yapacağım. Sonra yarın bunu tamamlarız. Başlangıç kısmını yazalım. Bu da gene bir blok mantığında bir proje. Ya da bunu yaptık mı daha önce? Bakayım bir. Şu aynı olmasın. Yok, bu değil. Edit. Evet, bu farklıydı. Birden fazla blok projesi hazırlamıştım onunla alakalı. Bunda aslında MySQL'e yani database'e doğrudan connection oluşturarak çalışıyorduk. Mesela SQLite bile olsa fark etmiyor. Database, MySQL vesaire. Şurada insert vesaire gibi SQL sorguları yazıyorduk. Bu size verdiğim daha önceki blog projesinde. Şu ankinde SQL Alchemy kullanacağım. Bunun için bir tane proje açıyorum. Bu da gene blog projesi. Üçüncü olacak. Bu projeyi yazma kısmını henüz tamamlamadım. Dediğim gibi yarın tamamlarız. Şimdi temel kısımlarını yazacağız.
Acaba Python versiyonuyla alakalı olabilir mi? Çünkü benim örnekleri test ettiğim Python 3.7.9'du. Burada ise 3.9 vardı. İhtimal. Kafam oraya takıldı. Neyse. Hemen bir tane templates klasörü açıyorum. Ve içerisine bir de static gene standart. APPP'ye dosyam. Gene. Şurası da olsun. Burada 379'u seçeceğim. Evet, templates içerisinde şöyle birkaç dosyam olacak. Home HTML, Homepage HTML, Edit HTML, Admin HTML. Şimdilik bunlar kalabilir burada. Uygulama kısmına geliyorum. Buraya kadar şu APP dosyası içerisini bir yazalım. Ondan sonra da gerekirse bitiririz ve sonra geri kalan bütün kısımları da yarın halledebiliriz. Gene Flask ekliyorum buraya. From Flask, import Flask, request ve redirect'i kullanacağım burada. Flask içerisinden render template'i buradan dahil ediyorum proje dosyama, kod dosyama. Ekstra bir de date time kullanacağım. Bunun içerisinde ikisinin de adı aynı. Date time içinden date time al. From Flask SQL Alchemy diyorum. Ve bunu da mesela gene SQLite üzerinden yapacağız. Bakalım bunda sorun çıkacak mı? app.config SQL Alchemy Database SQLite 3 tane slash blogposts.db olsun database'in adı. db eşittir SQL Alchemy'yi çağırıyorum. Buna app'yi veriyorum yine. Class blogpost db nokta model diyorum. Model katmanını oluşturuyoruz gene. Öncelikle ID oluşturacağım. Bu database'de bir column yani sütun olacak. db nokta integer virgül primary key olacak diyorum. Ve true değerini veriyorum. Blok bilgisi yani content bilgisi aslında bloğu bir herhangi bir blok içerisindeki gönderilen yazı gibi düşünün. Bir makale gibi. Buradaki blok da onun içeriği, content'ı oluyor. db nokta column bu text olacak. SQL Alchemy'de text olarak geçiyor. Nullable yani null geçilebilir mi? Boş geçilebilir mi? False. Bu içerikte olmak zorunda olan bir şey. Outer bilgisi db nokta column db nokta bu da text olacak. Nullable mı? False. Boş geçilmez. Bir de date time kullanalım. Yukarıda eklediğimiz published. Ne zaman yayınlandı bu? db nokta column yine database'de şu tipte kullanılacak. Nedir bu? db nokta date time. Zaman bilgisi. Nullable. False. Default date time'ın yukarıda eklediğim date time'ın içerisinden UTC now bilgisiyle şu anın bilgisini default olarak kendisi eklesin diyorum ben. Ben buna yayınlama bilgisi, yayınlama tarih ve zaman bilgisi göndermeyeceğim.
yayınlanma anını otomatik olarak her insert'te kendisi database'e eklesin demiş oluyoruz. Dev wrapper, bu aslında str ile çok benzer bir şey. Sadece özelleştirilmiş dictionary liste ya da benzer tarzda tipteki veri tiplerini dönebilen bir str gibi düşünün. Str ne yapıyordu? Objenin obje nesnesinin ya da herhangi bir nesne diyelim. Herhangi bir nesnenin aslında str'sini biz kullanarak onun içerisindeki herhangi bir field'ı string olarak dönebiliyorduk. Wrapper'da gene built-in function'lardan bir tanesi. Zaten iki tane underscore'la başlıyor ve bitiyor. Bu da içerisinde bizim belirlediğimiz hemen hemen birçok tipi kapsayan bir geri dönüş sağlayabiliyor. Mesela liste, directive, düzelteyim, dictionary gibi tipleri geriye dönebiliyor. Blog post içerisinde wrapper'ı tanımladım. Aslında override ettim onu. Dev home. Burada application road diyorum. Ana sayfam burası olacak. Methods at post. Gene ana sayfada standart bu. Request nokta method diyorum. Eğer post ise şunu yap. Ne olsun? Post block. Request bizim form'dan, daha sonra tasarımını yapacağımız form'dan gelecek olan veri içerisinden, o form bilgisinden post ismine sahip olan veriyi al ve post bloğa yaz. Bu değişkene ata. Post other request nokta form. Other bilgisini al gene. Normalde şunu yapabiliriz aslında. Post mesela published bilgisini request içerisinden gene kullanıcı tarafından gönderilmesini sağlayabiliriz. Şöyle published olarak, ama ben burada default değerini verdiğim için DateTime package'ini kullanarak kendisi database tarafından otomatik olarak insert işlemi sırasında bunu gönderecek. O yüzden bunu kullanmıyorum. Location at blog post. Blog post. Bunun nesne örneğini burada tanımlıyorum. Ama kafanız karışmasın diye şurada da yapabilirdik. Mesela blog diye bir şey yapardım. Hatta underscore'la başlasın. Bu benim içeride kullanacağım bir değişken şeklinde. Çünkü farklı, aynı şeyi farklı yerlerde kullandık, aynı ismi. Mesela burada blog postun içerisindeki blog. Nesne örneği burada oluşturuyorum. Post blog diyorum. Other bilgisi. Other bilgisinde de post kullanıyorum. Gene şu yöntemi kullanacaksanız, eğer ben buradan göndereyim derseniz, kendim göndereyim formdan alarak derseniz, mesela JavaScript'la aldınız diyelim, onu göndereceksiniz ki tavsiye etmem. Bu tür verileri, published gibi bilgileri otomatik olarak default alanıyla database'de üretmeniz daha doğru. Ama onu yapacaksanız o zaman şuraya eklemeniz gerekiyor tabii. Ek olarak. Sonrasında ekleyelim bunu. Underscore block diyorum. Ve kaydetmem lazım. Session'ı kaydet, commit diyorum. Ve ana sayfaya yönlendir. Redirect. Aslında kendi kendisine bir sayfayı yenileme işlemi yapıyor. Ama burada post ile geldiği için şurada database işlemleri gerçekleşecek. Ondan sonra kendisine redirect ettiğinde o get olarak gelecek buraya. Tekrar buraya gelmeyecek çünkü. Kendisine yönlendirdiğimizde o get olarak gelir. Post, blog post nokta
query. Bu gene SQL Alchemy'nin bize sağladığı şeylerden bir tanesi. All diyorum. Hepsini getir. Return render template diyorum. Home.html posts diye çoğul olarak, dikkat edin, bir liste gibi ben bir veri gönderiyorum. Bunu home html içerisinde işleyeceğim şunu. Bir döngü gibi. Neden? Aslında şunu posts yapalım. Çoğul. Hatta alt çizgiyle yapayım ki gene karışmasın sizin kafanızda. Şurayla. Bu bizim tema içerisinde kullanacağımız nesne adıydı. Bu da şuradan elde ettiğimiz verinin adı. Bunun içerisinde bulunuyor. Sonra def diyorum, delete id post underscore delete block post nokta, yine sorgu çekiyorum, query get or 404. Yani ya getir yoksa 404 üret. Station nokta delete, yukarıda oluşturduğum post delete'i veriyorum. Aslında şu silinecek veri diye düşünebilirsiniz, post delete. Buradan bana ID geliyor. Tamam, şurada da nasıl geliyor bu? Approved ve delete diyorum. Int mesela. Ne olacak adı? ID. O geldi. Şuradan database'i sorguladım. Dedim ki böyle bir şey var mı? Varsa onu bana getir. Onu eğer getirebilirse post delete'e verecek. Ondan sonra bunu elde ettiğim kaydı, database'den elde ettiğim query olarak elde ettiğim kaydı silme işlemi için session'a gönderiyorum. Ve bunu sil diyorum. ORM'de update ve delete işlemleri böyle yapılır. Yani öncelikle kaydı alman gerekir database'den. Ondan sonra onu silmek için kullanılan function'a verirsin. O senin elde ettiğin o nesnenin içerisindeki ID ile gider silme işlemini yapar. ORM'de genelde böyle çalışır. Yani çünkü ORM'nin mantığı böyledir aslında. Ama mesela normal diyelim pure SQL yazarak yaptığınız örneklerde buna gerek yoktur. Sen delete sorgusunu yazarsın, o doğrudan gider database'de çalışır. Yani veriyi çekmene gerek yoktur. Normal sorgu yapılarında. Normal SQL sorguları kullanırsınız ama ORM kullanıyorsanız standart böyledir diyebilirim. Delete, commit. Commit işlemi de bu kadar. Ondan sonra işlem bittiğine göre tekrar ana sayfaya yönlendir. Yani sayfa yenilemesi yapıyorum aslında burada. Sonrasında def edit diyorum. Bu dışarıdan parametre olarak ID alacak. Nasıl alsın bunu? Bir routing yapıyorum. Root tasarımı yapıyorum diyelim. Edit linki üzerinden. Bir update yapacağı için bunu edit de diyebiliriz. Update de. Bir edit sayfası açman gerekiyor buna. Ve tabii ki edit, update, delete işlemleri için ID'ye ihtiyacınız vardır. Bunu almanız gerekiyor. Methods diyorum. Burada get ve post olacak diyorum. Çünkü edit sayfasının bir de listeleme, yani sayfayı göstermeniz gerekiyor değil mi? Kullanıcı edit linkine tıkladığında URL kısmında bir ID olacak. O sayfa açıldığında da güncellemek istediğiniz veriler size listelenmiş olarak görünecek. Listeden kastım bir form olarak görünecek. Bu nedenle get de gerekiyor. Editlemek istediğim kayıt hangisi? Blog post query get or 404. ID'yi veriyorum buna. Diyorum ki git o kaydı al bana getir. If request nokta method eşit eşit post ise edit nokta blog
Kilitlenecek olan kayıt, çünkü yukarıda ben elde ettim bunu, database'den getirdim. Neyle? Şuradaki ID ile gittim database'e, onu getir dedim. Artık edit içerisinde benim verim var zaten. Ben bunu doğrudan sayfaya yazdırabilirim. Onu burada yaptırabilirim. Ama ben posttan sonra yaptıracağım onu. Gösteririm şimdi. Request.form post bilgisi edit.other request.form bunda da other bilgisini alıyorum. Sonra değişiklikleri database'e kaydet diyorum. Commit. Bundan sonra değişiklik OK ise redirect ana sayfa. İsterseniz, yani bu da bir ihtimal tabii. İsterseniz edit sayfasına post düzeltebilirim, redirect edebilirsiniz. Bu tercih meselesi, karar verirsiniz artık. Yani işlem yapıldıktan sonra doğrudan istediğiniz sayfaya yönlendirebilirsiniz. Else redirect render template edit.html. Bunun içerisinde şu şekilde edit kullanacağım. Edit HTML sayfası içerisinde kullanacağım bunu. Ona da şöyle edit olarak göndereyim. Neyi? Benim aslında şurada oluşturduğum. Hatta buna gene kafanız karışmasın diye alt çizgiye başlayabilirsiniz. O zaman şuralar düzelmiş. Şöyle olmalı. Ve burada da şöyle gönderebilirsiniz. Buraya kadar tamam. Sonrasında aslında sizin genel olarak kafanızı karıştıran kısım admin işlemleri. Bu da böyle bir sayfa olsun. Mesela admin diye dev admin render return render template admin.html if bla bla main ise app run ya da debug'ı true olarak yap, ekstra bilgiler, debugging bilgilerini görebil. Genel olarak bu şekilde bir de mesela home'u yapalım. Şunlar şimdilik kalsın. Yarın tam olarak bitirelim ama bunu. Tabii bizim burada layout'umuz homepage. Aslında homepage bir layout olarak düşünün. Şöyle doctype olarak HTML'i tanımlıyorum. HTML head body. Şurada yine temel bilgiler. Neydi bunlar? Standart olarak şöyle yapayım. Title bilgisi. Blog post örneğin. Title burada kalsın. Bir de CSS'imiz vardı. CSS'imizi de bu bizim layout'umuz olduğu için buna yapıştırıyorum. Şurada da burası genel bir body alanı olacak. O yüzden şöyle block main ile açıyorum. Ve bloğumuzu kapatmamız gerekiyordu. End block. Burası tamam. Şimdi bunu kullanacak bir tane sayfa yapalım. O da home olsun. Sonra bırakalım. Hatırlamak gerekirse şurada hop, extend etmemiz gerekiyordu. Neyi? Benim layout'um homepage HTML burada. Sonrasında bu sayfaya özel bir blok açmam gerekiyor. Blok main.
genellikle kafanız karışır bu tür karmaşık sayfalarda. O yüzden açtığınız sayfayı, düzelteyim, açtığınız bloğu kapatın hemen. Olay daha da karmaşıklaşmadan kapatın şöyle. Bu şekilde daha sağlıklı olur. Ondan sonra mesela bloklar, tamam, blokların listesini burada yapıştıralım. Home. Biraz sadece liste yapacaksak duruma göre değişir. Ama sadece liste yapacaksak aslında şöyle yapabiliriz. Bloklardan sonra şurada bir döngü açalım. Bakın kafanız karışmasın diye şöyle açayım ben burayı. Aralık bırakayım biraz. Hatta for'u kapatalım hemen, değil mi? Hop. In post. Hatta bunu şuradan neredeydi? Şöyle gönderelim. Başımıza bela açmasın bunlar. Bu şekilde döngüyü oluşturdu. Bunun içerisinde şimdi temel tasarımı yapacağız. Şuraya bir çizgi çek. HR ile her postun arasında bir çizgi. H4 ile mesela blok bilgisi şöyle olacak diyelim. Kopyala. Yapıştır. Üç tane temel bilgimiz vardı. Blok bilgisi. Order bilgisi. Şurada post üzerinden, ama post değil. Post üzerinden blok. Post üzerinden order bilgisi. Burada database'e default olarak oluşmuş olan published date, aslında published date, evet. Post nokta, bu da published idi. Ekstra bir de yönetimsel işlemler demiştik ya. Bunu da mesela silme ve güncelleme işlemleri için düşünebiliriz. A şöyle açalım. Pref. Şu temel kısımları da yazayım. İki tane lazım bana. Delete ve post üzerinden ID ile yapabilirim. Ya tabii şunu daha şöyle içeriye alayım. Daha sağlıklı olur. Bu ID silme içindi. Bu da edit için. Şuralara da delete edit. Başına ve sonuna şöyle HR koyabilirsiniz. Siz benden daha, ya yani frontend eğitimi alan arkadaşlar bol pratik yaptı. Daha günceldir bilgileri. Şunları böyle süslü püslü hale getirebilirsiniz. Üç tane bilgi var. Bunları güncelleyebilmek ve silebilmek için de ID'lerini bakın link olarak koyduk. Bu delete ile edit de aslında şuradaki alanlar oluyor. Bu linklere gelecek çünkü. İstek bakın ID olarak gelecek. ID. Bunlara tıklandığında. Evet. Bugünlük bu kadar. Sorusu olan var mı? Hocam benim aslında önceki örnekle alakalı bir sorum olacak ama onu açabilir misiniz kodunu? Geliyor. Nereye açayım? Şu 45. satırda
Hani link tablosundan linkleri çekiyoruz ya burada. Nokta first ne işi yapıyor orada? Yani birinci kolondan mı çekmiş oluyor aslında linkleri? Onu mu demek istiyor? Evet, şöyle. Query dediğimiz genel bir şey. Genel bir sorgu hazırlıyorum demek. Filter by demek aslında veri tabanı programlamada where demek. Filtreleme yapacağız. Ama veri tabanı sorgulama yaptıysanız şunu bilirsiniz. Where dediğinizde tekil bir değer dönme garantisi yoktur. Çoğul döner. Tekil dönme ihtimali veri tabanı tablosunun tasarımıyla alakalıdır. Siz eğer tamamen mesela tekil olacak bir ID üzerinden veri filtrelemesi yapacaksanız o tek bir kayıt döner. Fakat where ile alakalı bir şey değildir. Where çoğul döner teknik olarak. Burada filter by'da bildiğin filtreleme yapma işlemi için aslında link ID'ye göre bir filtreleme yap diyor ve bana ilk kaydı getir diyor. Burada da ilk kayıt dediğimiz şey aslında bizim alacağımız kayıt oluyor. Sebebi şu. Burada siz bir ekleme yaptığınızda ID unique oluyor değil mi? ID benzersiz. Bu benzersiz ID ile bir sorgulama yaptığınızda database tekniğine göre, database mimarisine göre birden fazla kayıt dönebilir sana. Ama sen uyguladığın tasarımı biliyorsun. Bizim burada yaptığımız mimaride her bir uzun yörel için birer kısa yörel oluşturuyoruz. Yani uniklik var. Benzersiz kayıt oluşturuyoruz. Burada sorguyu gönderdiğinde biliyorsun ki sana çoğul değer dönecek database. Yani bir liste olarak dönecek bunu. List tipinde gibi düşün. Sen bunun ilkini getir diyorsun. Çünkü sana dönen çoklu kayıtta tek bir tane kayıt olduğunu biliyorsun. Yani liste içerisinde ya da dizi içerisinde tek bir kayıt var. Bunu biliyorsun teknik olarak. Sen bunun içerisinde first, ilkini bana getir diyorsun. Peki normal şartlarda yani o zaman first yerine başka bir şey de denilebilir miydi? Biraz kafam karıştı orada. Şöyle bakıyorum başka örnek var mıydı burada? Blokta var mıydı? Bunun içerisinde all vardı değil mi? Hatırlarsan daha önce all işlemleri yapmıştık. Şu şekilde mesela get all diyordum değil mi? Hatırlıyor musunuz bunları? Evet. Get all dediğimizde bize çoklu kayıt döneceğini biliyorduk ve biz zaten çoklu kayıt istiyorduk. Bize kayıtların hepsini getir diyorduk. İstersek onun içerisinde filtre de yapabiliyorduk. Burada ise neredeyiz? Sen şurada sormuştun. Burada ise ben diyorum ki bak bana filtre sonucunda teknik olarak database mantığına göre çünkü ver filtresi birden fazla kayıt dönebilir. Liste olarak döner bu nedenle. Bize dizi olarak değer dönecek. Ama ben diyorum ki benim tasarladığım database mimarisinde şuradan gelen şu ID var ya nerede? Burada var mesela. Bu ID tekil olabilir diyorum. Benzersiz olur. Çünkü ben öyle tasarladım. Ama database bunu bilmiyor. Database'e where sorgusu yaptığın zaman
tekil de dönebilir, birden fazla da dönebilir. O yüzden sana liste döner. Ama sen burada diyorsun ki, ben biliyorum, bu bana liste gelecek. Çünkü database böyle çalışır. Ama benim yaptığım tasarımda her bir URL'in benzersiz tek bir ID'si vardır. Unique olarak ben üretiyorum çünkü bunu. Bu yüzden de bana gelen liste içerisinden diyelim ki 10 tane liste kapasiteli bir dizi geliyor sana. Bunun içerisinde tek bir kayıt varsa ki bu örnekte ben biliyorum ki tek bir kayıt var. Garanti. Çünkü ben tasarladım. O yüzden bana ilkini getir diyorum. Aslında biraz hack var burada. Hack olayı. Kendi kurguladığın uygulama mantığıyla database mantığını yönetiyorsun. Database sana çoğul dönüyor. Sen diyorsun ki tamam diyorum diyorsun. Sen bana hepsini göndereceğim. Yani bir liste olarak döneceksin default olarak. Ama bana bunun içerisindeki ilk kaydı getir. İlk kayıt da zaten senin beklediğin kayıt. Şey o zaman ama bu senaryo birden fazla kayıt alınan sistemlerde işlemez değil mi? Yani çünkü ben burada zaten tek kayıt aldığımı biliyorsam first'ün doğru bir veriyi vereceğini biliyorum ama belki burada ben 5 tane kayıt girdim. Yani 3. kaydı erişmek istediğim zaman onu nasıl bilecek? Yani tamam ID'den belki biliyor ama yine de orada first'ü kullanabilecek miyim? First'ü yazmayacaksın çünkü çoğul bekliyorsun. 3 tane kayıt istiyorsan first yazarsan sana 3 kayıttan ilki gelir. Üçüncüyü sen, peki istersem? Yani hani kaçıncının cevabı olarak? Eğer bir listeyi alıp onun üzerinde işlem yapacaksan listeyi al. Onların içerisindeki ID'ler üzerinde istediğin algoritmayı kur. 10 tane kayıt gelecekse onunu al. Bunun içerisinde ne yapacaksan RAM üzerinde yap. O diyelim ki şöyle olacak. First'ünü değil, sen hepsini istedin. O zaman links, çoğul yaparsın bunu. Bunu döngüde kullanabilirsin, iterasyon yapabilirsin bunun üzerinde. Anladım. Yani bu first'ü tek kayıt için işlemlerde uygulamak daha mantıklı oluyor. Tamam. Mantıktan ziyade doğrusu bu. Çünkü first sana tek getirecek. Tek bir kayıt getirecek. Tamamdır, anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka soru olan var mı? Şurada da ekstra bir handling, error handling eklemiştim. Onu da buraya yapıştırdım. Bunu daha önce yapmıştık aslında. Bir örnek olarak koyuyorum. Mesela page not found, application içerisinden error handler'ı 404 olarak kullanmak. Burada istediğin sayfa tasarımını yapabilirsin. Şurada da gene 500'e göre. Internal server error'a göre özel bir tasarım yapmak istersen bunu yapabilirsin. Peki, sorunuz yoksa bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşürüz.